İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Vesten Armenia adlı haftalık dergisinin 48. sayısı yayınlandı. Armenak Abrahamyan, Ulusal Yeniden inşa Hakkını Korumanın Zorlukları Ana Ermenistan Hareketi ve Arm Konsul'dan Arsa Vatandaşlarına Ücretsiz Hukuki Yardım Şuşi Psikoposluk Okulu, Ermeni Kültür ve Eğitim Uyanışının Evi Vatan hafızası taze olduğu sürece Arsah meselesi kapanmamıştır. The Guardian COP29'un ev sahibi Bakü, gaz üretiminde devasa bir genişlemeye hazırlanıyor. Antik dünyanın fark edilmeyen devi Urartu Krallığı. Batı Ermenistan'ın Vesten adlı Haftalık Gazetesi'nin 48. sayısı yayınlandı. Arsak'taki mevcut yaşam mücadelesinin sembolü olan yeni sayının kapağında yerel ve uluslararası basının ön sayfalarında yer alan cesur Ermeni askeri ve zafer kazananlardan Albert Hovannesyan'ın fotoğrafı yer alıyor. Albert emrindeki zimborlarla birlikte 3 gün 3 gece boyunca Azeri Türk eşkıyalarına ve paralı teröristlere karşı amansız bir mücadele verdi. Cesur bir Ermeni evladı hayatını riske atarak zimvor arkadaşlarının hayatını kurtardı. Yeni sayıda aşağıdaki konularla tanışabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan'ın Lübnan'da yaşanan olaylara ilişkin taziye konuşması. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu. Başkan Armena Gabrahamyan'ın Komitas'ın 155. yıl dönümüne ithaf ettiği Batı Ermenistan'ın kültürel mirasını yaşamak ve korumak hakkımızdır konuşması. Samusat Adıyaman Perre'de bu yılki kazılarda sona gelindi. Serv Antlaşması ve Harvard misyonu Ermenilere yönelik soykırımın Armenosid'in tatsız bir kanıtıdır. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarına westernarmeniatv.com adresinden ulaşabilirsiniz. <Sessizlik> Armeniyatlı Birliğin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armene Gabrahamyan bir konuşmada bulundu. Ulusal Konsey Başkanı Armene Gabrahamyan konuşmasında ulusal yeniden inşa hakkını korumanın Ermeni halkının varlığı için hayatı önem taşıdığını hatırlattı. O ayrıca soykırım Armenosid'in sürekli tehlikelerinden de bahsettiği ana vatana saygının sürdürülmesi ve devam eden zorluklara karşı mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Kuruluşun misyonunun kültürel değerlerin korunması yoluyla Ermeni halkının varoluş hakkı olduğunu doğrulayan Abrahamyan, Birleşmiş Milletler'e katılan Batı Ermenistan temsilcilerinin ulusal haklar konusunu gündeme getirdiğini vurguladı. Sonunda Birlik Başkanı'nı Ermeni halkının haklarının korunmasına yaptığı katkıdan dolayı ödüllendirdi. Yerevan'daki Elit Plaza İş Merkezi'nde 27 Ekim'de artsa halkıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıyı Ana Ermenistan Hareketi ile Arm Konsül adlı hukuk bürosu organize etti. Ana Ermenistan Hareketi ve Arm Konsül adlı hukuk bürosu, sak'tan zorla yerinden edilen vatandaşlara ücretsiz hukuki yardım sağlamak amacıyla bu yılın Haziran ayından bu yana ortak bir program uyguluyor. Yapılan çalışmalarla ilgili güncel bir rapor sunmak, artsa halkının sosyal sorunlarına değinmek, sıklıkla tekrarlanan sorunlara profesyonel cevaplar vermek ve artah'ın geri dönüş hakkını gerçekleştirme olanakları konusunda pozisyon ortaya koymak amacıyla, Arsaklı yurttaşlarımızın aktif rol aldığı bir toplantı çağrısı yapıldı. Şuşi, bir zamanlar birçok eğitim ve kültür merkezinin faaliyet gösterdiği Ermeni manevi yaratımının merkezlerinden biriydi. 19. yüzyılda kurulan Şuşi Psikoposluk Okulu, Ermeni toplumu için önemli bir eğitim kurumuydu. Ermeni gençliğini eğitmek ve ulusal değerleri korumak için kurulmuş ve yıllar geçtikçe Ermeni kültürel gelişiminin merkezi haline gelmiştir. Okulun öğrencilerinden biri olan Leon'un söylediği gibi okul maddi açıdan güvensiz bir kurum olarak yaratıldı. Yoksulluk içinde doğmuş küçük bir kurumdu. Başlangıçta sadece 20 öğrencisi vardı ve son derece baskıcı ekonomik koşullar altında faaliyet gösteriyordu. İlk öğretmenler ücretsiz ders veriyordu. Şuşi Psikoposluk Okulu ülkeye yaşamın farklı alanlarında çok sayıda seçkin şahsiyet kazandırmıştır. Aram Manukyan, Arşak Atayan, Bakşi İşhanyan, Birinci Garakin Hovsepyan, Grigor Nersisyan, Leo, Hagop Hanlaryan, Hagop Hovanisyan, Muratsan, Nikol Tuman, Sohomon Melik Şahnazaryan, Stepan Ağacanyan, Vagarş Vagarşyan, Vartan Apovyan, Konstantin Melik Şahnazaryan, bir diğer adıyla Tımbılacı Haçan ve diğerleri. Bir, bir buçuk yıl önce tam anlamıyla kendi vatanları olan Arsak'ta yaşayan yurttaşlarımız var olduğu sürece Arsak meselesi kapanmadı ve kapatılamaz o vatanın kurtuluşu için mücadele eden, onu savunan insanlar olduğu sürece konu kapanamaz. Yeter ki o vatanın varlığı uğruna en sevdiği evladını, kardeşini, babasını, dedesini kaybeden insanlar var olsun. Kısacası vatanın hafızası taze olduğu sürece artsah meselesi kapanmamıştır. Bugün Arsah'tan zorla sürülen, etnik temizliğe maruz kalan soydaşlarımız Tecrit altında yaşıyor, toplu olarak bir arada yaşamıyor. Birbirlerinden kopmuş, kendi dilekçelerinde sanal olmayan iletişimden mahrum kalmış, geleneklerini mümkün olduğu kadarıyla koruyabiliyorlar. Bütün bunların amacı Artsak sakinlerini Doğu Ermenistan'dan çıkarmak ve deyim yerindeyse Artsak meselesini bu ölçüde kapatmak. Sonuçta soykırım Armenosit gerçekleştirildi ve bu böyle geçip gidecek mi? Bütün bunlar bu sefer Ermeni meselesini başarıyla kapatmaya çalışan ezeli düşmanımız tarafından çok daha iyi anlaşılmaktadır. Armen Hakopyan Makalenin tamamı Past adlı gazete sayısında mevcuttur. Bakü'de 11 Kasım'da başlayacak olan COP29 iklim zirvesinde Azerbaycan, Avrupa'nın enerji arzı talebine yanıt olarak gaz üretimini artırma planlarını sunacak ve bu bilim insanlarının karbondioksit emisyonlarındaki artışın insanlığın geleceğini tehdit ettiği konusunda uyardığı bir dönemde gerçekleşiyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Bakü'nün gaz üretimini artırma planının yeni fosil yakıt kullanımının 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşılmasıyla bağdaşmadığını vurguluyor. COP29 raporu zirve liderlerini fosil yakıt destekçileri değil, gerçek iklim değişikliği savunucuları olmaya çağırıyor. Raporda ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylanan 263 vakayla Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerinden de bahsediliyor. Büyük imparatorlukların gölgesinde göze çarpmayan ama güçlü bir krallık olan Urartu vardı. Bu krallık yüzyıllar boyunca eşi benzeri olmayan bir gücün ve yeniliğin simgesi haline gelmişti. Millattan önce 9. yüzyılda Urartu sadece bir krallık değil, aynı zamanda halkının değerli yaratıcı ruhunu parlak bir şekilde sergileyen zapt edilemez kalelerin ve kültürün merkeziydi. Urartular modern Van kenti yakınlarındaki Tuşba'da o dönem için gerçekten gelişmiş ve benzeri görülmemiş bir fenomen olan taş mimarinin modern çözümlerini kullanan kaleler inşa ettiler. Asur gibi güçlü bir düşman komşuya sahip olan Urartular, yüzyıllar boyunca imparatorlukların güçlerine karşı savaşmış, bağımsızlıklarını ve kimliklerini amansızca korumuşlardır. Ancak zamanla krallığın görkemi unutulmuş, kalıntılar toprak altına gömülmüş ve Urartu'ların anısı tarihi kaynaklarda varlığı sona erdi. Ancak 19. yüzyıldaki arkeolojik keşifler sayesinde Urartu'nun sırları yeniden ortaya çıktı ve bu kadim krallığın gizemli sayfaları açıldı. Son yıllarda yapılan genetik araştırmalar da günümüz Ermenilerinin Urartu'ların en yakın torunları olduğunu kanıtlıyor. Harvard veri tabanında ve G25 analizine göre Ermeniler Urartularla en yakın genetik akrabalığa sahiptir. Araştırmaların Urartu'nun geçmişine yeni bir ışık tuttuğu günümüzde bu güçlü krallığın Ermeni halkıyla yakından bağlantılı olduğu düşüncesi yeni bir güçle sabitleniyor. Arkeolojik keşifler ve genetik analizler birlikte Urartu'nun görkemli tarihini yeniden canlandırıyor ve onu modern Ermeni kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Urartu mirası yalnızca Ermeni halkının kadim köklerine tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda onların dünya tarihine eşsiz kültürel ve medeniyetsel katkısını da doğruluyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.